Selam sayın izleyenler Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. İlginizi çekecek olan haberlerimiz vardır. İzleyelim. 10. parlamento seçimleri bugün resmen olarak başlamış oldu. Özellikle bununla ilgili olarak COVID-19 hastaları ve karantinada bulunanlar bugün oy kullanmaya başlıyor. Devlet Seçim Komisyonu'nun yapılmış olduğu açıklamalarına ve başvurmalarına netice olarak Bugün toplam 716 COVID-19 hastası oy kullanıyor. Bununla ilgili olarak karantinada da bulunanlar aynı oy kullanma hakkına sahip olmaktalar. Devlet Seçim Komisyonu tarafından 80 farklı belediyeden yapılan 770 başvurunun 716'sını onayladı. Bugün içerisinde 716 seçmen 57 farklı belediyede oylarını kullanabilecektir. Yarın ise evden çıkmayan yaşlılar, kronik hastalar, mahkumlar ve F apisinde olan 8852 seçmen sandığa gidecektir. 15 Temmuz'da ise geriye kalan tüm seçmenler 3480 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirecekler. Covid-19 hastaların sayısı son haftalarda artışı gösteriyor. Özellikle son olarak 24 saat içerisinde 7 tane yeni hasta veya 7 tane yeni vakanın özellikle tespit edilmesini ilişkin olarak devre ve devre bölgesinde faaliyette bulunmuş olan ilgili makamlardan çağrı ve uyarılar gelmektedir. Tam Şubat ayından bu yana toplam 151 kişi veya 3 Şubat'a ait olmasına ilişkin olarak Covid-19 hastası tespit edildi şu an aktif 89 vaka söz konusu olurken 10 kişi ise tamamen bu hastalıkla baş başa tamamen çıkmaya başışarmıştır ve başarılı bir şekilde iyileşmiştir. Bununla ilgili olarak sadece son haftalarda büyük bir artış tespit edilmesiyle birlikte özellikle yetkili makamları alarma veya harekete geçirdi. Ondan dolayı vatandaşlar özellikle hükümetten önerilmiş olan öneriler ve bunlara uygun olarak davranmaları konusunda bir daha mecburi bir olay söz konusu olduğunu tekrarlanmaktadır. Ondan dolayı vatandaşlar bu konuda sorumlu bir şekilde davranmalı Standart kamu şirketi çalışanları uzun bir çalışmalarından sonra tamamen hava subapları değiştirilmiştir ve su satındaki bütün onarımlar gereken onarımlar olarak yapılmıştır. Standart kamu şirketi mazlum leşi özellikle bu subapların değiştirilmesi konusunda mevcut olan Kaptaş ve Rosoki'deki çalışmalarına ilişkin olarak geniş çapta bir operasyon yapılmıştır. Buradaki özellikle su borunun 22 kilometre uzun olmasına ilişkin olarak olarak devreye gelmiş olan ve ileride gelecek olan suyun daha kaliteli bir şekilde gelebilmesi için gereken bir adımdı. Öte yandan ise özellikle devredeki su kesintileri devam etmektedir. Saat 13 ile 17 arası veya geceleyin saat 3'ten başlayarak geç sabah saatleri ne kadar su kesintileri uygulanmaktadır. Bu da vatandaşların özellikle bu konuda daha sorumlu bir şekilde davranmaları tekrar bir çağrı olarak gelmektedir. Debre ve Debre bölgesi için en önemli sporlardan bir tanesi karate olmaktadır. Derecelendirmek çalışmaları bu sefer ise Debre 28 Kasım lise ait olan spor sahasında yapılmıştı. Debre antrenörleri Durin Paçuku ve Luan Geryi yanı sıra, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin en çalışkan ve en iyi karatecilerden bir tanesi olan Nazim Kurtovic de katılmış oldu. O şekilde buradaki yapılmış olan özellikle kuşakların değerlendirilmesi konusunda bütün bu çalışmalar resmi olarak yapılmakta ve COVID-19 salgına uygun bir savunma Önlemleriyle birlikte yapılmıştır. Öte yandan ise Debre ait olan uzmanlardan bir tanesi olan Brelta Bekirye ise bu sefer siyah kuşakla ilgili olarak Japonya'dan bir yazılı destek gelmişti. Debre Belediyesi tarafından özellikle dezinfeksiyon çalışmaları konusunda geçenlerde tam debrenin akşam saatlerinde başlayarak ertesi günün sabah saatleri ne kadar gereken dezinfeksiyon çalışmaları ve dezinseksiyon çalışmaları yapılmaktaydı. Dezinseksiyon özellikle cumartesi akşam saatlerinde başlayarak sabaha kadar pazartesi günü altıya kadar gerçekleştirilmiştir. Debre şehri yanı sıra debre bünyesi bir de göl kenarları dezinseksiyon çalışmalarıyla kapsam içinde yer almaktaydı. Özellikle Ersen olduğu gibi belediyelerden en önemli ve en beklenen görevlerden bir tanesi ise yaz mevsiminde dezinseksiyon çalışmalarıdır. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.